Herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine ETS'deyiz. Bugün araç modifiyesi yapacağız. Şuradan bir aracımızı ilk baş bir seçelim. Gördüğünüz üzere Scania'nın RJL'si var. Burada görüyorsunuz normal. Hiçbir şey yapmadım daha yani araca şu anda sadece. Gördüğünüz üzere R230'u bakın. En boş hali şu an. Bunu bir modifiye edeceğiz. Bunu şimdi buraları genişletirsek çok büyük olur. Bu şekilde kalsın bir kasa. Şuradan motorunu bir yükseltelim. Ondan sonra şanzımanı da yükseltelim. Daha sonra gelelim. İç dizaynına bakalım. R2 özel V8 diyor. Bakalım bu tabii ki sağ taraf oldu. Şu nasıl? Bu da sağ taraf. Şurası. Hız sabitleyiciye kadar her şey var. Yokuş kalkış desteği var. Aynen şunu yapalım ya. Bu güzel durdu. Renk olarak bayağı bir renk var. Scania Vabis. Vabis Custom. Griffin Special var. Bunlar var gördüğünüz üzere. Şuradan normal V8'in boş rengini yapalım. Daha sonra aracın dışındaki modifiyeye geçelim. Modifiyesine bir bakalım. Şuradan alt tampon. İlk başta tamponu koyalım. Ondan sonra şuradan farları ayarlayalım. Daha sonra bakalım. Farlıklarımızı koyalım. Buraya nasıl bir şey yapsak? Şu olur mu? Ya da şöyle bir şey mi yapsak? Ya plakayı kapatır. Aynen bu olabilir. Şuna bakalım. Şuradan hatta farları yakalım. Ne koyacağımıza karar verelim. Buradan bakıyorum. Aynen şu led strobe beyazını koyalım komple. Burayı bir dolduralım. Dur. Şuna tekrar gelelim. Şurayı yapmışız. Şunu da yapmışız. Şuradan devam edelim. Sıfırdan aracı modifiye edeceğiz komple. Bakalım nasıl duracak. Şunu da alalım şuna. Bunu da lastik yapalım. Bunu da değiştirelim. Şunları da değiştirelim aynen. Geçtik ön parçacığı. Ne diyor bu? Şurayı bir değiştir bakalım ne çıkacak bakalım. Bunları renklendirelim mi? Renklendirelim şuraları bir. Aynen şunları bir renklendirelim. Şu hemen krom kaplama yazılarımızı atalım. Burada farlarımız var. Değiştirebiliriz şu şekilde. V8 kalsın ya dur. Aynen V8 kalsın. Burası için hangisini yapalım ona bir öncelikle bakalım. Olmaz bu çok büyük oldu. Şu eh diyoruz. Bu var. Şöyle bir şey yapsak. Aynen üstleri haricen dolduralım. Şurayı alalım şöyle. Şu
Şöyle şunlardan mı atsam, normal lamba mı atsam onu düşünüyorum. Bakalım şöyle. Şuraya normal ampullerden atalım. Aynen. Dur abi. Tamam. Ve buranın da zaten. Burada krom serisi var. Bunu yapabiliriz. Şöyle siyahımız var. Black. Şu da olabilir. Aynen bu dursun. Bunların aralarına şunlardan atalım. Pardon. Şunlardan yapacağız. Şunu da alalım. Aynen. Şu şekilde dolduruyoruz. Bakalım şu an sıfırdan modifiye ediyoruz. Şunu bir onayla diyelim. Şimdi tekrar geliştire girelim. Şöyle bir farlarımızı bir yakalım bakalım nasıl oldu. Şu anda güzel görünüyor. Ama şu lambaları değiştirsek mi acaba? Dur bakalım. Şunlardan yapalım ya şöyle. Aradakiler zaten pır pır yapıyor devamlı. Burayı doldurduk zaten. Şurayı da dolduralım tekrardan. Aynen pır pırlarımız yapsın. Bu şekilde yapacağım. Komple. Bakalım nasıl bir modifiye olacak. En son hep beraber göreceğiz. Şu an bakıyoruz hepsi yanıyor hemen hemen aynen. Daha sonra ortaya geleceğiz. Şu şekilde var. Bir de şu şekilde var. En iyisi bu şekil. Şunları da alalım. Yapmadım ki. Bir saniye. Şunu bir bitirelim abi. Dur. Şunu bir bitirelim. Pardon. Yok bu değil. Şurayı bir bitirelim. Şimdi tekrar sipariş onayla diyelim. Tekrar giriş yapalım. Şöyle bir bakalım nasıl duruyor. Aynen. Şu an bayağı güzel. Buradan da görünüyor zaten. Şu şekilde sağını solunu da görebiliyoruz. Şimdi buradan devam edelim tekrardan. Buraları doldurmuştuk. Şimdi şu yüze bakalım. Burayı tekrar bu şekilde dolduralım. Şuraları alıyorum. Hepsini seçemiyoruz. Mecburen hepsini tek tek yapacağız. Şunları dolduralım. Ne seviyorum ya, bu ışıklar bayağı güzel oluyor.
Bu aracı da bakalım en son modifiye halini göreceğiz hep beraber. Şuraları dolduralım. Bunları tekrar alalım. Ve bundan atıyoruz. Tekrar siparişi onayla diyorum. Tekrar geliştir diyorum. Farları bir yakıyorum. Bakıyorum atladığım bir şey var mı? Atladığımız bir şey görünmüyor şu an için. Tekrardan buraya modifiyeye geldik. Bunları yapmıştık zaten. Bunları da yapmıştık. Bu neymiş? Panjur seçimi diye gerek yok, bunu seçtik zaten biz. Yok ya, buna gerek yok. Dur. Şunu da yapalım. Planı bakıyorum. V8 amblem yapalım aynen. Kenarları ayarlayalım. Şuraları boyayalım. Bunları ayarlamıştık zaten. Şu ızgaraları ayarlayalım. Da yapalım. Ondan sonra paspas yine var. Dur şurayı tekrar. Kapı kollarına bakıyoruz. Kollarımızı da krom yapalım. Şurayı yenileyelim. Kazanımızı büyüttük. Da yaptık şu şekilde. Aynaları güncelleyelim. Şurayı da ayarladık mı? Dur. Tamam. Gelelim üst tarafa. Standart olsun ya da bu olmasın ya. Dur bunu koymayalım. Şu rengi yapalım içeriye. Işık çubuğu diyelim. Burayı da ayarlayalım.
Hangisini seçelim bakıyorum. Şunları bir seçelim. Şurayı da değiştirelim komple. Bunu da yaptık, güzel. Şimdi buraya geldik. Şunları hemen yapalım. Burayı da dolduralım komple. Dolduralım. Tamam, burasını da doldurduk şu anda. Şura görünsün ya şu şekilde. Da kırmızılayalım. Şurayı da kırmızılayalım. Nerede sıkayım yapalım. Şunlar daha güzel sanki. Dur bakalım, şunlardan toplayalım. Güzel bir aksesuar olsun ya buradan bakınca. Değil mi? İyi modifiye malzemesi var ama ha, burada. Yani Scania bu konuda bayağı güzel. Ben diğer araçlarda bu hatanı görmemiştim çünkü. Hadi bunlara da bundan koyalım. Alalım. Bunları da güncelleyelim burada. Aracı komple LED yaptık. HQ yetmeyecek buradan bakınca. Aynen. Buraları da güncelleyelim. Şu şekilde bakalım. Tırı bayağı merak ediyorum şu an. En son aşamada nasıl olacak? Şunları hemen yapıyoruz. Şuraları alıyoruz. Bunları da yapalım komple.
lastiklerinde şeylerini, güncellerini, isimlerini. Tamam, buradan bakınca nasıl oldu? Bayağı güzel oldu. Bayağı iyi oldu ya. Yalnız şunları güncelleyemez miydik acaba? Ya gerçi dur bakayım, şuradan bakıyorum tekrar da hangisini yapabilirim diye. Çok farklı bir şey olacak ya burada bakınca. Şöyle bayağı dolu oldu ama ha. Bu şekilde bir onaylayalım bakalım. Aracımızı bir sür diyelim. Bir görelim nasıl olmuş. Şuradan bir saatimizi 24 diyelim. Geceye çekelim. Şunları kapatalım. Şunu bir kapatalım. Farlarımızı açalım. Sarılar görüyorsunuz. Farklarımız sarılar. Arkası da bayağı canlı oldu. Şöyle yakınca da sağ sol komple doldu. Vallahi süper oldu ha. Yani modifiyeli araç bu kadar olur herhalde. Scania son noktayı koymuş abi. Bakalım, bak şöyle yukarı çıkayım hatta. Nasıl duruyor? Efsane duruyor değil mi? Gördüğünüz üzere Scania'nın en boş modelini 10 numara modifiye ettik şu anda. İç dizaynına da bakalım. Aracı çalıştıralım. İçerideki gördüğünüz ışıklandırmamız da bayağı güzel. Bayağı hoş olmuş ya. Bayağı iyi. Şöyle ışıklandırmaya bakarsak, şuradan selektör yaparız, şuradan uzunlarımızı yakarız. Uzunları yakmadanki halimizde bayağı güzel. Tırı beğendim ben. Tır bayağı güzel oldu arkadaşlar. Sizler de bu şekilde modifiye yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. İyi seyirler diliyorum. Kanalıma destek olmak istiyorsanız yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.